Maddenin sonsuzluğu mu, kainatın sonsuzluğu mu? Abi madde alem atomlardan oluştuğuna göre madde alem sınırlıdır. Çünkü atom sınırlıdır. Sınırlı bir şeyden sınırsız bir şey yaratma mümkün değildir. Madde alem mutlak manada sınırlıdır ama biz ulaşamıyoruz. Başka mesela ama kainat uzay boşluğu sınırsız sonsuzdur. Başka paralel evrenler var mıdır yok mudur o da ancak Henüz bilinemez yani. keşfedemediğimiz Bilinemez. için bilinmiyor. Ama o insanın ulaşabileceği noktalar çok az yani cüzi. Sence nereye kadar ulaşabilir bu teknolojik çağda? Abi En son. ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına madde ulaştığı zaman Einstein diyor ki madde ışık hızına ulaştığı Ne var zaman lan? kütlesi sonsuz, hacmi sıfır olur. Onun için ışık hızına insanoğlunun ulaşması mümkün değil. Işık hızının altında kalma koşuluyla çok gelişebilir yani. Değişik imkanlar sunabilir bilim insanlara. Bilmiyoruz ama. Gelecek gösterecek. Şimdi peki biz insanlar olarak yeniden tekrar doğup ölüp dirilecek miyiz? Abi diriliş teorisi Buradan yola çıkarsak. ruhların canlanması manasında diriliş yok. Reenkarnasyona benzer bir olay var o da reenkarnasyon idealist manada değil de materyalist manada reenkarnasyon. Şöyle, kainat kıyametten sonra maddeye dönüşecek. Zaman içerisinde, çok uzun bir zaman içerisinde, 10 üzeri bir katron yıl O diye. zaman yani hayat yine devam edecek Hayır, bir devam şekilde. etmeyecek. Kainat maddeye dönüşecek, pardon, kainat madde enerjiye dönüşecek. Enerji tekrar maddeye dönüşecek. Big Bang teorisi diyorlar. O teoriye benzer bir patlamalar olacak. Ondan sonra kainat şekillenecek. Dünya benzeri bir gezegen meydana gelecek. Onun içerisinde insanlar oluşacak, yaşayacak. Sonsuzda yani. Eksi son, sonsuzda bir Kainat oluşacak sonsuzdur. şey. Varoluş süreklidir abi. Yok oluş diye bir şey yoktur. Yalnız diriliş bir saniye sürecek. Çünkü zamanı yaratan insandır. İnsansız zaman vuku bulmaz. Bana göre zamanı mutlak manada eğer insan bir şey yaratıyorsa o da zamandır. Zamanı mutlak manada insan yaratıyor. İnsanlar yeniden var olacaksa aynen bu halimizle, bu şeklimizle mi var olacağız? Benzer abi, net olarak bir şey söylenmez orada. Onunla Doğa ilgili. koşulları nasıl hükmederse öyle O olacak şekilde yani. oluşacak.